Bugün Mertcan Bağır'la ayak konuşacağız. Sadece ayak mı? Ayak, fetişizm, ayağa dair merak ettiklerimiz. Abim, ayak severliğin aslında... Beni böyle videolara niye çağırdınız? Lan 10 yıldır ben ayakçıyım, topuk yalarım, tamam, elerim falan diyorsun. Bunu şimdi konuşmaktan gocunmaman lazım. Şimdi bu kuruntuyu izleyen insanlar şunu da soracak. Mertcan Bağır'ın bir kaynanası vardı, hala göremedik. Evet, gencecik. Bu adam sapık. Aç bakayım. Senin kaynanan değil o. Senin kaynanan değil o. Kaynananı göster hepimize. Senin kaynanan tamam, değil. Ya Rizzi, bizi kandırdın lan. Yemin ederim kaynanan. Bizi kandırdı. Kaynanan o kaynanan mı? Oğlum şu an kaynanamdan hoşlanıyorum. Abi genç ama. Ya, kaç yaşında kaynanan? Ya sana ne? Hamza kaynanasını gördün mü hiç? Hamza gel. Kaç eşimin yaşında? Annesi. Gel. Oğlum kaç yaşında? İstemiyorum dedim. O senin gerçekten kaynanan. Gerçekten kaynanan. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Genç bir insan. Genç insanlar da anne olabilir. Severiz. Bu adam bak ilk kez kendimden büyüklerine bu ithamı kullanacağım. Bu adam kaşar olabilir. Ciddi söylüyorum. Kaşar mı gaşar mı? Kaşar. Niye öyle diyorsun abi Mertcan? Abim ben niye çağırdınız? Bana bir anlatsanıza. Moruk seni ayak konuşmak için çağırdım. Konuşalım. Çünkü sosyal medyaya baktığımızda bence en büyük ayakçı arıza adamdı. Sen de iki numarasın. Arıza adamı tanır mısın? Tanırım. Saçsız bir arkadaşımız. Saçsız. Misafirlikte ayakkabı koklardı. Kel kaşı yoktu bu arada Ali abim, hatırlar mısın? Alınmış kaş iyidir. Alınmamış kaştan iyidir. Cillop gibi kaş her zaman. Onun ismini hatırlıyor musun? Yazalım mı şu an Instagram'dan? İsmi arıza adamdı. Tabii ismi nüfusta da mı arızadaydı? Büyük ihtimal öyledir. Ve büyük ayakçıydı, hatırlar mısınız? Hatırlım. Ya bu arada ben şu konuda şeref duydum. Tarantino getirebilme gücünüz var diye biliyorum. Sesin çok yüksek çıkıyor. Güzel. Yaş olarak senden büyük mü peki? Senin de yüksek çıkıyor. Bak. Öyle değildi ama o sadece bir şey diyordu. Beni ortaya alıp burada piç etmeyin sevenlerimin karşısında. Bana düzgün sorular sorun. Mesut olay buymuş ha. 24 yaşındayım. Seni bir şey diyeceğim. Piç etmek istesek seninle böyle oturup muhabbet eder miydik? Doğru değil. Beni adam yerine koydun. Bunun, estağfurullah. Bak bunun kötü bir şey olmadığını göstermek için sen bence çok önemli bir motifsin. Şundan ötürü. Ayakçılık kınanıyor. Hayırdır lan? Evet oğlum, ne oluyor lan? Ne demek abi, biz ayak seviyoruz diye niye dışlanıyoruz? Bir kere Mertcan'a şunu da sormak lazım. Gerçekten ayak seviyor mu? Harbiden ayak sevmek değil, ayak seviyor misin? Mu gerçekten? Ayakçı mısın? Bayılırım. Yoksa bu bir dümen mi? Gerçekten bayılırım. Mi? Hepiniz öyle misiniz, beni mi ifşalamıyorsunuz? Hayır, şimdi sen misafir olduğun için şimdi. Bizim daha önceden anlattığımız birçok ayak hikayesi var. Ama velaki sen şu an misafir olduğun için neden ayak diye senin bir girizgah yapman lazım. O zaman baştan Ali abim yemin etsin. Ayakçı olduğuna dair yemin et, adamı rahatlatalım. Yemin billah. Peki son soru. Ayak mantarı sote. Sıkıntı değil. Tavuk saat sote. Var bana, ne zaman sıkıntı? O kadar da değil. Öyle 4 TV kafaya yok. Ben de o kadar değil. Efendi işi. Şimdi sen gerçekten şakasın. Ayakçı mısın? Abi ben ayakçıyım. Ya bu senin seks apel... Ayakçıyız aynen. Ayakçıyız aynen. Ay 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 ya. Bu senin dürtülerini uyandırıyor mu? Sekste ayak. Ayak gördüğünde kendinden geçiyor musun? Bana düşmez bu konu hakkında konuşmak ama ayak bence seksist bir şey değildir. Ben zarifliğine tutulmuşum bu olayın. Zarif bir şeyin seksist olmadığını nereden çıkartıyorsun? Değildir. Şimdi seksist başka, seksi başka. İnsan zarif bir şey sikmez. Seksist Ali, bak. Ali Beyköy. Sevgili Mevcan. Uyandırıyor. Buradan da Memo Davran. Bana sevgiler, saygılar. Çok Ali Beyköy derdi bana. Bu arada çok şahane bir motto. İnsan zarif bir şey sikmez. Tabii canım. Sen yapar mısın? Zarife bakılır, zarife gülünür, zarif çizilir. Renkler ama... ve zevkler gibi bunlar ayrıştırılan şeyler. Yani zarif kime göre zarif yani? Bana göre hantal gelen bir ayak ona göre zarif gelebilir. Sanmıyorum. Öyle bir şey olamaz. Sanmıyorum. Bence standartlarımız, ayakçıların standartları ortaktır. Tamam genelde. Görelim bir ayak kataloğunu. Bakalım ne ayaklarımız katalog var. Katalog var bununla. Katalog var. Sana normalde en sevdiğin ayak türü hangisi diye soracağım ama biraz daha ayakçılığa dair burada artık ideolojisi bir tık ayak öğren. Kokusu mu geldi inceden? Ben psikolojik olarak olabilir bakın, mi? Bakın ben evli bir adamım. Onu bilmiyorduk. Şimdi söyledin. Onu bilmiyorduk. Yüzünü çıkardın 3 videodur. Marco Reus. Hala doğru düzgün itiraf etmedin. Harbiden ayakçısın. Ciddi söylüyorum ya. Bu sevdayı nerede anladın? Hatta bununla ilgili arkadaşım, o zamanlar bu kadar yaygın değildi. Sağcı solcu kavgaları gibi oluyordu yani. Ayak bu. Üzerinden. Sağ sol ayakları yemin olarak mı? Yemin ederim size. Yemin ediyorum ya. Dışlanıyor muydun? Biz bu işin kültüründen geldik. Hiç zorbalandın mı ayak sevdiğin için? Onu anlatıyorum. Bir gün oturuyoruz kafede. Arkadaşım dedi ki Mertcan ayak fetiş. Kız böyle botlu ayaklarını gizliyor. Ne marka bot? Bunları yaşadım. Cat. Cat. Ulan senin katerpillerlerini mi yalayacağız diyemedin mi kıza peki? Diyemiyorsun abi o zaman. Ya yani şu an insanları görüyorum. Bizim kurduğumuz
kültürde rahatça yaşayabiliyorlar. Eskiden cidden yoktu bu. Ben görüyorum mesela Twitter'da da anket açıyorlar. Mesela sizce bu ayak kaç numara falan diye. Ben tahmin ediyorum tahminlerde ayakta da bir analiz var. Bence bir ayağın seksi olması için uzunluğunun kesinlikle bir ön elemesi yok. Dediğin gibi bilekten başlayabilir. Uzun derken ama yani fıgın çöreği gibi olursa. Var abi. Çok kürek büyük demeyelim, seksi işte ayaklar da var. Bak, kürek demeyelim, o seksist bir bakış açısı. O öyle bir fantezi değil, değil Kevin yavrum. Kevin Durant'ın ayağı sence zarif bir oğlum, ayak. Oğlum o basketbolcu yani, ayağı anasını satayım. Sen insan değil mi? Şimdi ama ırkçılık yapmayın. LeBron James'in ayağı ne o zaman anasını satayım? LeBron James normal yani, biçimli. Lütfen abartmayın, bize öyle bakmayın. Çocuklar korkmayın. Korkutucu bir ayak numarası hikayeniz var mı? Mesela 41 gördüm, 42 gördüm. 43 giyiyordu ama 41.5'muş vesaire dediniz. Ben önce dediniz. Bakmam numarasına, amatörlüktür. Sen gerçi bızdıklarlasın gibi. Hep ya. Ben mesela takarım baş parmağı. 41. Şey tadım testi yaparsın. Tabii, sen nasıl anlarsın lezzetli bir ayağı? Ben 5 sene öncesinde anlıyordum. Evli bir adama sorulmaz da ilk kaç yaşında ayak yaladın? Çok eski ya. Tamam, ilk yaladığın ayağı anlatır mısın? Ya abi nasıl anlatayım, çocuktum. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede? Ben neredeyim? Bir şey diyeceğim ya. Söz konusu ayak ya. Bak ben bir şey konuşacağız diye bilir gömleğimi giydim. Bilir kişi. Donanımlı görüneyim diye. Bana diyorsun ki kimin ayağını yaladın. Sadece size şöyle bir şey söyleyeyim. Ayaklarla ilgili mesela geçtiğimiz zamanlarla yani böyle bir şey kıyaslamaya çalışırsam. Sadece sizin ayak sevmeniz yetmiyor. Toplumun da sevmesi. Şöyle yani şimdi. Wikifeed'e girdin mi hiç? Ney? Wikifeed. Ayak ansiklopedisi. Kapandı. Kapandı. İki tamam. Senedir kapalı niye, Wikifeed. VPN'le giriyorsunuz hayır, işte. Hayır giriyorum. Hayır yine çıkmıyor. Ya yavrum çıkıyor, web arşivde çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. DNS'i düzeltiyor. Rahat ol babacığım. Bilmiyormuş gibi konuşma lan. Bekle beni Mine Tugay. Ben de diyorum ki mesela sizin mesela bir ilişki esnasında ya da bir fantezi söylemler esnasında ayağı çok seviyorum deyip ayakla bir iletişime geçmeniz karşı tarafa çok sarkastik gelebilir. Bazen öyle oluyor evet. Çünkü mesela siz ayağı hapur şupur yaladığınızda ay ne oluyor amına koyayım bıraksa da ayağım gitsem denilen şeyler yaşamadınız mı hiç? Yok abi ben çok dediğim gibi estetik adamım. Estetik olarak görüyorum zaten. Estetik demedin, seksist dedin. Seksist görmüyorum dedim. Estetik terbiyesiz. Yani bir sanat gibi düşüneceksin. Bu başıma geldi. Bir gün bir gece kulübünden bir hanımefendiyle eve döndüm ve ayaklarını yalamak üzere niyetlendim. Allah kahretsin seni. Ağzımın nemini ayarladım. Peki bir şey diyeceğim. Gece kulübünde hiç ayak üzerine bir an evvel giderim ve ayaklarını yumulayım tarzı bir şey dedin mi? Hayır ama ben anladım analizden. Bu kızın dedim ayakları çok güzel kesin dedim. Ne giyiyordu ayakkabı? Tam tersi çıkıyor ama genelde. Yok baba ben yanılmam. Ben yanılmam. Genelde çok güzel kızların ayakları. Mesela Serenay Sarıkaya'nın ayağı o konuda bir çıtadır. Allah'ım bu kadının nasıl böyle bir ayağı olabilir dediğin nadir ayaklar. Hamza bir Serenay Sarıkaya ayak numarası yazar mısın Google'a? Kaç çıkıyormuş bir bakalım. 43 falan muhtemelen. 43 olamaz Serenay. Olabilir Serenay. Abi. Ben size bir şey söyleyeyim. Tahminlerde bulunalım. Serenay Sarıkaya'nın ayağı. İlk tahmini ben benim nikah terbiyesi için mi mavi reklamı izlemedin? Net 43 çünkü karabaş gibi palet gibi ayağı reis. 43 değil 40. Allah sizi kahretsin kaç, ya. Kaç? Püü karabaş kaç? Falan diyor. Dur söyleme. Tamam dur söyle. 38. Söyle. 40. 40. 36,5 yazıyor. Ben yaklaştım. Hadi lan ne? Lan Serenay'ın öyledir. Baş parmağı 36,5 amına. Öyledir. Var mı öyle? Arkadaşlar öyledir. Hiç Serenay Sarıkaya'yı yakından gördünüz oğlum, mü? Oğlum öyle alo. Bir şey olamaz ya. Abi şuradan Kerteriz'e. Geçen Şahmaran'ı izliyorum. Bir iskelede yürüyor. O iskelede işte 3 adımda geldi iskelenin sonuna. Michael Phelps gibi koşuyor. Pa pa pa. Ali abi Bey kadın köy. O kadar çok güzel ki. Minimalist bakıyorsun. Bırak ayağını da boklayabilelim yani. Allah ayaktan almış surata vermiş. Öyle olmuyor arkadaşlar. Bak şimdi Serenay Sarıkaya bir bütündür. Başlı başına öyledir yani. Ha, ayaklarıyla ya, değerlendirilemez mi diyorsun? Hayır bak şimdi kalkıp mesela palet numarası vermeyin yani 45-46 falan. Ne demiştin 36,5 mu? Olur. Olamaz. Bir dakika az önce kulüpte gördüğün kızı anlatır mısın? Heh. Ne ayakkabı giyiyordu? Stiletto giyiyordu şahane bir stiletto. Çok belli eder stiletto. Yok be. 3 santim ucu zaten. Ben göremeyecek kadar perişan durumdaydım ben hala. Ben bir de o kumarı seviyorum. Görebilsem de onu şey yani sihirbaz numarasını açık diyormuş gibi onu görmek istemem. Ben kendim tahmin etmek okay. isterim. Gerçekten gittik şahane ayakları vardı. Şimdi kız görüyor böyle hani canı döner çeken cama ekmek banan adam gibi böyle bakıyorum yalanıyorum. Acaba ne zaman ayakların tadına bakacağız diye o muhtemelen onu anladı. Sen ciddi misin ya? Kız bana ne dedi biliyor musun? Çok aşağılık bir durum. Size şey kız böyle yaptı bak. Ya dedi sen mi ayakçıydın dedi Ali mi dedi. Aa. Ne dedim kıza biliyor ciddi musun? Ciddi misin? 5 dakikaya görürsün dedim. Tamam o ne dedi? Okey tamam sonra. Ayak ayağı gördün. Bir, ilk soru. Sen sor. Sorayım senin yerine. Soracaktın ya. Sorsan Ali Beyköy. Sikerim Ali Beyköy'ümüze. Sorsan Ali Beyköy. Neler? Ayak kokuyor muydu? Asla. Çorap temiz miydi? Çorap yoktu. Çorabı tasvir eder misin? Babet miydi? Dantelli miydi? Çorap yoktu. Çorap yoktu. Stiletto çorapsız kokutur anasını satayım. Öyle bir stiletto değil bir şey ama yani. Sen bir modeli doğru. Sen açtın amına koyayım bence ya. Stiletto'dan çıkan çıplak bir ayağı yaladın mı? Evet. Sen yalamazsın. Nasıl yani? Oğlum stiletto'nun içinde
bir sürü kumaş, tekstil ürünü var. Ağzına hiç mi? Madde mi var amına koyayım? Var amına koyayım. Şey diyeceğim. Abi. Zaten güzelliği de bu değil mi? Ha sen tabii okay. Canım altın var sende. Çamuk at o altını. Tamam okey. Almaz mısın? Alırım amına koyayım. Altın gene altın. Alırım. Ha, altın. Aynen öyle ben zaten. Peki bir ayakta kriterleriniz ne? Sizin için güzel ayak nasıl olmalı? İyi ojeli severim. Manikür yani şimdi manikür ve pedikür kısmı çok önemli olduğu için pedikürü çok ön planda tutarım. Çünkü katır tırnağı gibi bir ayağı yalamam. Şuna ne diyorsunuz peki? Baş parmak orantılı, işaret parmağı orantılı, orta parmak böyle hepsinin 3 katı sonra diğerleri de orantılı. Benim öyle. Ortası 3 olan aristokrat oluyordu ben öyle hatırlıyorum. Bunun evet karşılıkları vardı evet. Böyle fal gibi tabii. İşte ayak parmağına senin ayak göre. Ne alemde? Benim ayak Hulk gibi amına koyayım. Benim ben yere basmıyorum zaten çıplak ayak beni görseniz tutunuyorum yere. Düz taban ayak yalar mısınız peki? Kötü bir şey. Piste yarışmak gibi. Terbiyesizleşme, ahlaksızlaşma. Seni internetin... Şey gibi, sokak futbolu gibi ama. Ama gerçekten düz taban, mesela düz tabanlar askere alınmıyor diye bir hadise var ya. Ben bunu ama ortopedik olarak anlayamayabilirim. Mesela gece kafam çok iyiyken onu çözemem. Ya sen tabanlar düz mü falan. Ben şekilciyim. İlk yaladığın ayağı hala anlatmadın bu arada. Evet. Ya oldu bir şey. En güzel kıyafetlerini giydin. Kolonyanı sürdün. Sonra? Gittik. Vurduk geldik. Sen mesela ayağı yalıyorsun da ayağın temizliğine bakıyorsun. Senin ağzın temiz mi mesela yalamak ben için? Ben ayağın temizliğine bakmıyorum. Ben altın örneği verdim az önce. Tamam. Sen okey ne varsa gümbür gümbür ya giriyorum sen dedim. Sen var ya tanıdığım en büyük ayakçısın. Adam dedi ki senin ağzın o ayağı yalayacak kadar temiz mi? Sen kölesin. Bak sen paşama ya. Sen babet köpeğisin. Vücudumuzu neyle yıkıyoruz? Bir. Aynı zamanda ayak şampuanları diye bir şey var. Bunu biliyor musunuz? Ne diyorsun ya? Tabii. Yani şimdi senin mesela. O ne ama? Terleme noktaların var. Saçından itibaren aşağıya doğru inene kadar bütün uzuvlarında yıkadığın şampuan ayrı bir koku bırakıyor. Bir de ayrı bir ayak şampuanı var. Şimdi ben de diyorum ki her türlü ayak seviyoruz ama sanayi işi bir şampuanla yıkanan tertemiz bir ayağa yine okey miyiz? Tertemiz mi ayak? Görsel olarak okey mi? Geçti mi? Görsel temiz de kokuyu aldığında bu ne anasını satayım falan diyebileceğim bir ayak da olabilir. Ya elde de olur ya sikindirik bir ıslak mendille elini yıkadığında ya da sildiğinde böyle olur ya bu ne amına koyayım başka koku mu alamadın diye. Yaşamadım öyle bir şey ya. Ben sarı yaşadım amına koyayım. Oluyor. Nasıl yaşadın ya? Sarı bez ne ya? Sarı beze mi siliyorsun elini ama? Ne diyor oğlum ya? Mutfakta. Neden internet? Anladınız mı? Mutfakta tezgah sildiğim bir sarı bez var. Sen onunla mı siliyorsun elini? Lan o şey Scotch Brite. Temizlik ne rahat. Doğru muydu? Hayır, evet, evet doğru ya. Hayır niye ya? Scotch Brite'le çalışmıyoruz mesela? Bu kadar ayak seviyoruz. Ne alaka? Bizim zaten dilimiz olmuş Scotch Brite abicim. Sen ne anlatıyorsun? Bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi ilk ayakla karşılaştığın an. Kaç yaşındaydı o ayak? Ya bu sadece yürümeye yaramaz. Bunu yalamalıyım dediğin an ne zaman? Onu ya yalamak değil. Ben çok küçüklüğümden ilkokulda dahi vardı. Topa benim. Vuran bir kadın ayağında yalar mısın? Mesela senin yaladığın gibi. Yalıyor daha doğrusu musun? Ekmeğini yediğin gibi. Terbiyesizleşme. Sen öyle bir yavşaksın ki. O kadar programda. Ya bir şey diyeceğim. Serenay Alperen Aktaş'ın, bunu sikin ya. Bak Serenay Aktaş'ın ya. Çıplak ayaklarını çektirip programa koymuş. Onu bir de YouTube'da 12 milyon izletmiş bir... Arkadaşlar. Sen kalpazansın. Terbiyesizlik tamam yapıyorsunuz. Orada bir ayak var. Top oynuyor. Bir anda çıkıyor Ali biçimin o siktir bokta. Ayak toplarım var diye. Aşağılıklık yapıyorsun. O çıkıyor. Tabii, Morgan, mis gibi top oynayan ayak giriyor, görüyorsun. Sonra bir tane Meksikalı komedyen çıkıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Program benim programım ya. Şimdi bakın orada şöyle bir hadise var. Abi sen yazgandan sonra o bozdun. O videoda dur yazgandan sonra dur ayrı bozacağım. Bekle sadece. Şunu diyorum. Serenay Aktaş'la birlikte çektiğimiz o sekansta yani programın bir bölümünde. Biliyor muydun bu ayaklar bu kadar izlenecek? Bak gerçekten bilmez iyi bir ayağı var. Bilmez bak gerçekten iyi bir ayağı var gördüm. Hatta o program band kaydı canlı değil. Çoğu kez ayağa baktığım için o ayaklara bakış görüntülerimin hepsi ekip tarafından silindi. Full ayağa odaklandık ama o ayağın milyonlarca ayak severe ulaşacağını bilmiyorduk. Ve o ayak gerçekten iyi bir ayak, estetik bir ayak ve aynı zamanda kadın bir futbolcu ayağı. Buna hiç gördünüz mü? Normalde müthiş. Hani böyle topa vurmaktan o kadın perişan. Futbolcu muydu? Tabii, tabii canım. Survivor görmedin Serenay. Mi oğlum? Ben de diyorum niye top oynatıyor ben sadece odaklanmışım. Sen baya şey tezgah sandın ona. Kızın ben, ayaklarını görmek için öyle bir şey yapıyorlar. Ben clickbait kovalıyor sandım. Hani insanlar görsün diye. Türkiye'deki favori ayağınız kim peki? Ha, dur. Bomba bir soru. Mertcan söylesin. Epe amına koyayım senin ya. Favori ayağım oydu son dakika hep atıyorum. Ben Semih de Şentürk mi? Mine Tugay falan tabii demeyin diyecektim. Doğru düzgün sen şöyle zımba bir ayak. Sen niye Mine Tugay'ın ayağını bu kadar taktın? Piç kurusu. Nasıl? Ha? Nasıl ama? Ne nasıl? Ha limon limon limon. Abi şu ayak kataloğuna bir bakabilir miyiz ne ayaklarımız sen var diye? Sen onu getirdin hiç koymadın önümüze iki lokma alalım onu. Bir bakalım ya. Var mı tercih ettiğin bir ayak ılık ya da soğuk? Ya bir kere şu vardı. Bu tabii ki dediğim gibi zariflik olay. Beni seksist görmesin. Hep öyleydi ama zaten. Tabii ki her
zaman. Mesela pembe taban zarif durmuyor diyen adam mesela pembe. Bir şey diyeceğim moruk, pembe ama neye tamam göre da, pembe? O pembe bir yerde sarı mı olsun ama tuğla rengine dönmeye başlarsa o zaman sıkıntı. Şş, dayı sarı da iyi. Olmaz. Arada gidiyor. Olmaz. Arada. Kansız demek o. Sarı. Biraz kalsiyum ver, potasyum. Danone iyidir öyle yalan. Kırçıllı sarı iyidir. Pembe kırçıllı, de iyidir bu arada. Ama pembe ayak büyük bir ihtimal çok sıcak ortamda kalan insan vücut ısısına göre bir renge geliyor. Şöyle bir geliyor. Ayağımız var. Ben size kendi açımdan falsosunu söyleyeyim. Çok minik bir fazlası var biraz yanlardan. Tamam sen seçtiğin ayağı göster kameralara. Ne var bunu o? Zaten koyarız bunları. Ayağın üstünde ne var? Lime mı? Bekle. Oğlum ayıp lan. Ekmek var amına koyayım. Nasıl yani ya? Nimet lan. Hayır lan o şeydir lan o. Ne vücut lifi değil mi anasını satayım? Nasıl vücut lifi abi? Bu arada böyle yemek ezdikleri videolar falan adam Nutella sürüyor ayağına. Mesela kadın bu ekmek değil mi Ali hocam? Bakayım. Çavdar ekmek. Sen direkt fotoğraf mı diyorsun? Arkadaşlar lif bu ve bu ayağın. Amına koydum life çavdar ekmek değil. Ay. Bu ayağın manikürü çok iyi. Güzel C vitamini. Güneşten C mi alıyorduk D mi? D. Arkadaşlar quiz. D. D. O boş bir ayak bu arada. Bak şu bir tık olgun bir ayak. Bak. Bak bu okey. Biraz plazada hafif yorulmuş bir ayak. Yorgun demokrat. Buyurun. Tamam yakından bakalım ayaklarımıza. Buyurun ver bakalım. Bu fıs yani bu boş. Fıs ben baba. Bakıp size veriyorum. Çok solaryumlu bu ayak ha. Bence 5 dakika vücut girmiş. Aman abim parmağa baksana abi. Valla. Anasını satayım. Mertcan al. Mertcan getir ayakları. bu okey. Bakalım. Oradaki şey topuklu ayakkabı güzel. Beyler bir tane emlakçı ayağı geliyor. Damarlı ayak sevmez misin Mesut? Yani kimi zaman? Aa o daha seksi yani bilekten. Şuna güzel diyemez. Yok bak, bu bir tık emlakçı ayağı. Bu ayakkabının bak önünde duran şey stil var ya. O işte değiştiriyor bu ayak. Ojesiz de bir de. O biraz yani Remax çalışanı ayağı gibi. Abim bak, tırnak makası etlerini kese kese kesmiş ya. Şöyle güzel. Bir tane etnik bir halılı bir ayak bunun geliyor. Bunda bilek biraz kalın Kadir Hoca. Çok bir kötü. Bir tık kalın. Çok kötü. Bakayım hemen. Sibel Can mı lan o? Ha, oo değil. Beyler Hülya Avşar'ın ayağı geliyor. Hazırlanın. Ama bu ayağa farklı. Bakınca direkt şu gelmiyor. Ebenin nikah anasını satayım. Sibel Can. Sibel Can da nerede? Ben de abi? Şarkının kimin olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Parmağını kesmiş. Parmağını şey keserken parmağının yarısı yok. Bakayım. Mesut ayağa bakar mısın? Olmaz. Oval tırnağı yokum. Bu ayak arkadaşlar Tulum'da büyük bir ihtimal Solomon'u dinlemiş. Otel odasında Aquada Perma body lotion ne oluyor lan? Body lotionlarını sürmüş bir ayağı. Bak bu size şimdi bir Elvin Levinler ayağı geliyor. Organik tarıma yönelmiş şehirden kaçmış bir ayak. Bakabilir miyim? Kaç takipçisi var ayağın? Aa 1 milyon abi, yaklaşmış. Bakabilir miyim? Ama siz bu o ayakta ya. Var ya yoga var, meditasyon var, çakra açımı var. Mesela balerin ayağı çok kötü bence. Oo çok tabii. Şöyle ya. Abi bir şey abi, diyeceğim. Abi emekçidir ama balerin ayakları. Olmaması ayakları mesela lazım. Statüsüne göre sınıflandır. Şimdi bir dakika. Bale boş bir şey kalkması gerekiyor. Bale bir dakika dur oğlum ne kalkması gerekiyor? Kalkması gerekiyor. Şundan bahsediyorum. Black Swan'da oynayan ablamız kimdi? Natalie Portman mıydı? Evet. Onun mesela 7-8 ay boyunca David Fincher'la birlikte ablamız şey bale çalıştı. Çalışılmış bir bale ayak yalanmaz mı? Yamuk. Balerina ya pardon. Ya parmakları falan genelde deforme oluyor. Kırılıyor, bumerang gibi ya. Oluyor. Bu abi. Arada sevgili arkadaşlar bizleri şu an Keto TV'de canlı kanlı izleyen arkadaşlar şöyle bir uyarımız var. Biz ayakları gerçekten bu kadar sevdiğimiz için Mervcan Bağır'la birlikte bu kadar içten ve Mesut Şantoma'yla birlikte bu kadar sevgi dolu konuşuyoruz. Ayaklarla ilgili hiçbir husumetimiz yok. Hiçbir sağ ve sol ayak gruplarını karşımıza almıyoruz. Gayet düz bir şekilde ayak konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi size yollayacağım ayak eve gelen dershane hocamızın ayağı muhtemelen. Ne dersi mesela? Kafa karıştıran bir fizikçi olabilir. Bakayım. Geliyor. 34-35 yaşlarında. MILF mi oluyordu, Mature mi oluyordu? Henüz MILF bile sayılmaz. Happy Center'dan alınmış kırmızı bir oje görüyorum orada. Bakalım. Bana geçenlerde böyle bir ayak geldi. Hayır demiş ol ya. Bir şey söyleyeyim size, bir şey paylaşayım. Bazen mesela iç çamaşırlarında kırmızı rengin ve ojelerde kırmızı rengin iyi kullanılmaması beni biraz irrite ediyor. Yani kırmızı aslında çok çekici, çok seksi bir renk ama bu kırmızı oje değil. Biraz daha bordoya kaçsa benim tavsiyem yani. Ben olsam öyle söylerdim. Sen ne derdin? Bence de. French olabilir, siyah olabilir. Bu ton değil yani. Yani bu değil. Bak bu da yoldan dönmüş yani tam şaheser olacakken olamamış bir ayağımız var orada. Abi beyaz oje de çok sıkıntılı ya. Ha bu masör. Oo, ellerinden bakayım. Bir masör ayağı bu amına. Bakayım. Masör ayağı bu amına koyayım mı? Masör. Ulan mutlu soncu Mertcan. Bir şey diyeceğim. Ablamızın ojeleri ve tırnakları yani nail art dediğimiz şeyler biraz değişik. Ojeyi bu arada iyi sürmüş. Seramik rengi gibi baksana. Oo. Size şimdi Veet reklamından bir feed yolluyorum. İyi bakın. Bakalım. Ne diyorsun yani?
arkadaşlar buna varım işte. Bu turfanda yetişmiş bir ayaktır. Bu sera ayağıdır. Mesut 35-36 bu. Reis bak size bir 37 yolluyorum. Bunun duruşu, kalıbı, proporsiyonu, üstteki şalvar olay budur. Bembeyaz oje olay budur derim. Bu arada Görkem bu 38-39. Olay ayak. Net budur derim. Güzel bir ayak. Bak, bence şu esmer. Şu açıklık olmasa bu da iyi. Abi güneş rengi başka bir şey. Bakayım Mertcan'cığım. Pijaması gayet iyi. TikTok'ta bağış toplamaya çalışan bir ayak yolluyorum şimdi size. Buna da bakın. Mertcan bu benim eski ayaklar değil mi Galata'da attığım? Baksana şöyle atıyordum ya. O daha değişik. Sende foot job yapmaya bir mail vardı ama abi. Size bir ayak göstereceğim o ve tek bir soru soracağım. Ona da geleceğiz şimdi. Sizce bu ayak hangi YouTuber'ındır? Hazır mısınız? Evet. Abi isim vermeyeyim. Ben de tam geldi diyemedim. İsim, sen versene. İlk ismi sen ver. Ona tamam. Cüret eden bir isim daha versin. Ya takip ettiğim için hani daha önceden videolarını izlediğim için bakın videolarını Duygu Özaslan geldi. Güzel. Ben Ecenaz dedim ama değil. Ben Meryem Can diyorum. Tamam anket açalım bu ayak kimindir tamam, diye. O gerçekten birinin ayağı mı? Yok değil. Hayır kimin ayağına benziyor diye. Kime yakışır yani? Bu ayaklar sizce bu saydığımız üç isimden hangisidir? Bu arada bu ayağı yok edin arkadaşlar. Olmaz. Evet, bu ayak değil. Olmaz. Bu ayak bizim arkadaşımız değil. Olmaz. Turunculuk var. Alalım diğer ayağı. Şöyle Ikea'dan bir ayak geliyor. Mjörnih diye bir halının üstünde çekilmiş belli ki. Ulan o benim halı değil mi? Eşek. Benim halı değil mi o? Bu okey ya. Tek geçen bakayım. Bu aldı benden. Floresanlı bir ya şey ne derler buna fosforlu bir oje sürmüş. Floresan. Oo babalar Osmaniye'den size trikocu bir ayak yolluyorum. Eve dönerken 2-3 portakal almış eve geçmiş ablamız. Böyle bakalım. Bir şey. Daha var mı? Sana bir şey diyeyim mi? Bu bazen böyle arkadaşının ya da kuzeninin düğününe nişanına gidiyorsun. Oradaki entarili kızın ayakkabısı ve ayakları değil mi? Yaşa. Hani olur mu be? Dediğin ayak değil mi? Siz bunları diyorsunuz mu ya? Tabii ki bak. Oğlum sen böyle detaylı incelemiyor musun ayakları? Nişanlı insanların ayaklarına ayaklarına bakıyoruz. Evet. Sen dışarıda iş yerini tutamadan ya denk gelsen bakalım iyiymişler devam edelim. O kadar. O kadar tabii. Niye canım. İyi bir ayağın peşine düşersin şimdi baba. Şimdi size sıkıntılı bir pilatesçi ayağı yolluyorum. Buna değil. Bakayım. Olmaz. Geldi. Olmaz. Bakayım. Bu muhtemelen çok güzel bir kadının ayağı. Çünkü çirkin bir bak ayağı. İşte dediğim oje rengi orada belli oluyor. Kan çok, kırmızısı. Buna ne sürersen sür. Ne sürebilirsin biraz ki? Ayakkabı vurmuş burada. Bileğe vurmuş. Dolayısıyla ablamızın yeni bir ayakkabıya ihtiyacı var. Son Fiat Egea'dan bir ayak geliyor en son. Aa. Şöyle bir bebek. Bir şey diyeceğim. Ulan sen onu nereden indirdin o ayağı? O ayak çok tanıdık bir ayak. Alperen hazırladı hepsini. Alperen hangi ayak o? Kimin ayağı? Ulan siz bizi protesto mu ediyorsunuz? Bir anda çıktınız gittiniz. Harbi ulan babalı açık mikrofonda gibi. Arkadaşlar nereye? Ben bu böyle çok üzülüyorum ama. Bu kadar ayağa ama. Karnımız tok. Son ayağı bir alayım bir. Son ayakta. Bu arada sevgili arkadaşlar biraz akıllı olun. Ben mesela bir tezahürata kalktığımda mesela bu kadar ayağa sabrımız yok. Devam ettirin onu. Beni böyle saçma sapan bir duruma düşürmeyin yani. Abi sen de durduk mala düşürmeyin amarım, beni yani. Full Rambo Okan gibi tezahürata kalkıyorsun. Ne zaman çıkacağını şey bilemiyoruz ki. Oo çok güzel. Ulan şu arkadaki pijamayı biliyor gibiyiz be. Çok tanıdık bu böyle bir H&M Edition tarzı bir şey. Tanıdık bir ayak mı diyorsun bu? Kim diyorsun? Senin aklındaki kim? Bir şey derdim de demiyorum. Söyle. Ha, Meryem canına ya falan diyormuşum yani. Kaynanan falan diyecekti her rezil. Onu... Kaynana meselesi doğru mu Mertcan? Ayaklarla ilgili başka bir sorunuz yoksa sevgili Mertcan Bahar'ı internetin başka bir dünyasında ağırlamak için kendisi şu an tam saat 6'da çıkmak zorunda. Dedi ki abi ayaklarınızı yalayayım çırılçıplak ama benim gerçekten 6'da çıkmam lazım dedi. Dolayısıyla sevgili Mertcan Bahar'a bize bugün eşlik ettiği için sonsuz derece teşekkürler. Çünkü böyle arkadaşlıklar internet dünyasında kurulmuyor. Çünkü internet dünyasında kurduğumuz çoğu arkadaşlıklar seni tenzih ediyorum orospu çocuğu kaynıyor. Dolayısıyla... Doğru. İsim ver. Ben kendi adıma ya Alperen'de falan diyormuşum yani. Yani şey. Yok hepsini çok seviyoruz ama Mertcan Bahar'ın bizim aramızda her zaman kalbimizde yeri ayrıdır. Ayak sevmese de bu kadar sever miydin Mertcan'ı? Bir yandan yoldaş gibi görüyor olabilir. Yani tipli ayakçı Mertcan gibi. Dayı belki de ayak sevdiği için onu seviyorken bir tur daha seviyoruz. Dolayısıyla bir başka turda görüşmek dileğiyle. Ya, kelebekler ayaklarıyla tad alır. Kimileri ayaklardan tad alır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben gezerim o gezer yanımda tıntın eter neydi ayak mıydı? Baston amına koyayım ayak baston, olur mu ha, ya? Tamam, baston mu? Baston da olabilir ya. Çok şişim var. Çok şişim var. Deme Savaşay görmesin. Bak geçen bölüm beni eleştirdin bir daha yapma bu Tarkan şakasını diye sikerim şimdi sen yaptın aynısını. Arkadaşlar öyle kalın o sırada biz kestik zaten. Tamam o sırada Mertcan şeyi anlatsın ilk sosyal medya programındaki konukluğunu anlatsın bunu da soba yapalım hadi. İlk sosyal medya. Ne? Amına koyayım ben boşluğa düştüm ya. Abi bir şey diyeceğim benim ya. Benim çok çişim var ya. Bırak adam gitsin işe. Git işe gel. Kayıttan çıktık mı şu an? Mesut kayıttan çıkalım. Niye çıkmadın? Sana geçen söylediğim şey vardı ya.
bir akrabayı kaybettik diye. Emel'i kaybettik dedim. Naide yengeyi kaybetmişiz dedim ya. Emel'i kaybettik diye şimdi haber geldi. O da mı gitti? Evet.